dizi ve sinemada görmeye alışkın olduğumuz bazı ünlüler, ünlü olmadan önceki meslekleriyle hep gündem olmuş, her defasında bu haberlere fazlasıyla şaşırmışızdır. Bugünkü videomuzdaysa televizyon ekranlarında spiker olarak kariyerine başlayan, daha sonrasındaysa oyunculuğa terfi eden 10 kadın ünlüyü sizler için araştırdık. Videoyu sonuna kadar izleyin. Öyle isimler var ki bu kadın nasıl haber sunmuş demekten kendinizi alamayacaksınız. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1. Burcu Kara. Birçok dizi ve filmde gördüğümüz oyuncu Buğra Gülsoy'un eski eşi olarak hafızalarda kalan ve son olarak Show TV ekranlarındaki Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde oyunculuğa devam eden güzel isim Burcu Kara, kariyerine haber spikeri olarak başlayan isimlerden. Burcu Kara, Kanal D'de muhabirken haber spikerliğine geçmiş, hatta 2003 yılında ABD'nin Irak operasyonunu başlattığını Türkiye'ye duyuran isim olmuştu. 2. Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy'un herkes tarafından tanınmasını sağlayan ilk işi NTV Spor'un spor spikeri olmasıdır. Hıncal Uluç'un sekreterliğiyle başlayan kariyeri Kanal D, CNN Türk, NTV'ye kadar uzanmış, kadınların yavaş yavaş spor programlarında yer aldığı dönemlerde futbol bilgisiyle adından söz ettirmiş ve şu an ekranda her daim görünen ünlü haline gelmiştir. 3. Defne Samyeli. Her ne kadar onu bu aralar Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk yüzünden ekranlarda görüyor olsak da, Defne Samyeli katıldığı güzellik yarışmasından sonra kariyerini habercilik alanında geliştirmiş, Kanal D, Show TV gibi büyük kanallarda haber spikerliği yapmıştır. Tescilli güzelin tanınması da haber spikerliği sayesinde olmuştur. Spikerlikten sonra oyunculuğa adım atmış, albüm bile çıkarmıştır. Şu an herkes tarafından tanınan Defne Samyeli, boyu kadar kızı olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 4. Mehtap Altınok. Çiçek Taksi ile başlayan kariyeri, Doktorlar dizisine kadar uzanan ve halen ekranlarda görmeye devam ettiğimiz, ismini çok kişi bilmese de görüntüsü herkesin aklına kazınmış olan Mehtap Altınok da kariyerine spiker olarak başlayan ünlülerimizdendir. MTV'de hava durumu sunuculuğu yapan güzel isim, 200'den fazla reklamda oynamış ve seslendirme yapmıştır. 5. Sabah Tümer. Ne iş yaptığından çok gülüşüyle tanıdığımız Sabah Tümer, inanması zor gelebilir ama ciddiyet gerektiren bir iş olan spikerlik yapmıştır. Gülmeden nasıl konuştu diye düşünebilirsiniz. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sabah Tümer, SkyTürk'te kısa bir süre çalıştıktan sonra Ege TV'de 6 ay spikerlik yaptı. Bütün Türkiye'ye tanınmasını sağlayansa NTV'de 4 yıl boyunca günlük haberleri sunması oldu. 6. Dilara Gönder. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve ekranların en güzel isimlerinden Dilara Gönder de kariyerine sunuculukla başlamış, herkes tarafından tanınmasını ise NTV Spor'daki spor spikerliğine borçludur. Spor spikerliği ardından oyunculuğa adım atan güzel isim, Sil Baştan, Baba Candır gibi projelerde kendine yer bulmuştur. 7. Aslı Mavitan. Bir başka radyo televizyon mezunu isim de bu aralar Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile adından söz ettiren Aslı Mavitan'dır. TV8 kanalında haber spikeri olarak görev aldığı dönemlerde ödüller alan Aslı Mavitan, Beyaz TV'deki İşin Aslı programını sunmuş, daha sonra da oyunculuğa terfi etmiştir. Onu Star TV ekranlarındaki Hayat Bazen Tatlıdır dizisinden hatırlayabiliriz. 8. Nur Fettahoğlu. Listede kendi adıma en çok şaşırdığım isim Nur Fettahoğlu'dur. Oyunculuk kariyerinden çok önce bankacı olarak çalışan, daha sonra da SkyTürk ekranlarında bir süre borsa spikeri olarak devam eden Nur Fettahoğlu, oyunculuk serüvenine 2007 yılında Benden Baba Olmaz dizisiyle başlamış, Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır. Dizilerin aranan ismi olmasında spikerliğinin büyük etkisi olduğunu düşünenlerdenim. 9. Jale Arıkan. Yurt içi ve yurt dışı birçok sinema filminde rol alan, son olarak da Pu TV'de yayınlanan Pi'nin yeni sezonu Çiğ'de Ceyhan Hoca olarak karşımıza çıkan oyuncu Jale Arıkan da kariyerine Alman ulusal kanalı ARD'de spiker olarak başlamıştır. 10. Gözde Tan.
İsmini Google'da aratanların çıplak fotoğraflarla karşısına çıkan Gözdetan, her ne kadar şimdilerde göz önünde olmasa da bir dönem ekranlarda fırtına gibi esmiştir. ATV ekranlarında spor haberleri sunarken reyting patlaması yaşatan Gözdetan, iç çamaşırı defilelerinde aranan yüzü oldu. Uyuşturucu operasyonları ve intihar girişimlerine adı karışan Gözdetan, şimdilerde ortalıkta görünmüyor. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.